Ne yapıyorsunuz lan burada? Eşek herifler. Ne oluyor ya burada? Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Bugün yine yollardayız, yine gezeceğiz beraber. Mis gibi trafikte, gördüğünüz gibi. Çalışmaya çalışacağız. Bugün biraz da hem muhabbet, sohbet edeceğiz, hem de bu biraz kuryelerden konuşacağız. Yanlış anlaşılmasın, ben de kuryeyim ama kuryelerden konuşacağız. Bu trafikteki bu arkadaşlardan konuşacağız. Böyle anlamsız park yapanlar, bozuk yollar, kuryelerin problemleri, bunlardan biraz bahsedeceğiz. Aynı zamanda havadan sudan konuşacağız. Ne oluyor ya burada? Nasıl bir şey oğlum, ben anlamadım ki. Ben iyiyim abi burada. Ya ne uğraştın ha yanına gelmem için, değil mi? Evet. Kuryelerin problemlerinden biraz bahsedeceğiz aslında. Yani biraz dedikodusunu yapacağız da diyebiliriz abi. Biliyorsunuz kuryeler böyle senede bir 3-4 kez farklı periyotlarla gündeme geliyorlar. Kışın soğuklarda gündeme geliyorlar. Yazın sıcaklarda gündeme geliyorlar. Ama genelde biliyorsunuz ki kuryeler şu kadar para kazanıyor. Kuryeler trafikte aralardan geçiyor tarzında şeyler konuşuluyor. Biz farklı bir şey yapacağız. Ya parasından pulundan bahsetmeyeceğiz. Böyle günlük hayatta neler yaşadıklarından, ne tür sıkıntıları var? Çevreye verdiği rahatsızlıklar, gerçekten çevreye verdiği rahatsızlıklar mı? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Ne iş yapar abi? Biz ne iş yapıyoruz? Kuryeler ne iş yapar? Biliyorsun teoride bir siparişi bir yerden alıp farklı bir yere, işte restorana alıp müşteriye bırakan kişiye biz ne diyoruz abi? Kurye diyoruz, değil mi? Teoride böyle, pratikte işler bambaşka bir hale geliyor. Neden? Yani bu adam restorandan siparişi alması bir dert, yola çıkması bir dert, trafiği ayrı bir dert. Yani şimdi siz diyorsunuz ya, kuryeler aralara giriyor, işte şunu. Ya zaten bu aralara giriyor muhabbetine de ayrı bir hasta. Ya şimdi moruk şöyle düşün, senin araban sığdığı yerlere sen girmiyor musun? Girmiyorum diyebilecek birisi var mı? Sen de aralara giriyorsun. Yani sen de trafiği tehlikeye atıyorsun. Ya bu sadece kuryelere atfedecek bir şey değil ki. Genel olarak insanların taşıtları nereye sığıyorsa oradan gidiyorlar ya. Neyse, konuyu başka yerlere şey yapmayalım. Zaten bu konuda çok başka bir videoda bahsettik. İşte kuryeler ne yapıyor abi? Çok iyi para kazanıyor. Bu bir yalan zaten. Normalde bu iş dünyanın en kolay işi olması lazım. Nasıl? Yani ne dedik? Paketi alıyorsun, başka bir yere bırakıyorsun falan filan. Peki neden bunu yapamıyoruz? Çünkü abi bir kere trafik sürekli kapalı. Sürekli bir trafik var yani. Bu trafiğin sebebi çok fazla araba olması değil. Çok fazla arabanın yanlış yerlere park etmesi, yolun ortada durması vesaire vesaire. Yani görüyorsunuz videolarda. Gidin çıkın trafiğe görün yani. İnsanlar umarsızca park ediyorlar. Hiç adam umurunda değil. Nereye park edilir, nereye park edilmez. Ve bunun örnekleri saymakla bitmez. Hem trafiği kapatıyorsun. Bak gördüğün gibi mesela adam bak buraya park etmiş. Burası normal iki şeritli bir yol. Fakat gördüğün gibi şu beyaz araba yani bir şeridi kapatıyor. Trafik tek şeritten devam ediyor. Sonra sen bana diyorsun ki sen aradan geçiyorsun. Ya kral, oraya park etmezsen ben aradan geçmeyeceğim. Değil mi? Bu bir diyelim. Şimdi bak ikinci sebebe geliyor. İkinci sıkıntıya geliyorum, probleme. Müşteri problemi var. Çok fazla, aşırı fazla müşteri. Nasıl? Adres vermede insanların çok büyük sıkıntıları var ha. Bak harbi söylüyorum sana. İnsanların çoğu oturduğu evi bilmiyorlar. Adresi bilmiyor. Belki de biliyor da sallıyor. Kurye nasıl olsa beni bulur kafasında.
Kurye seni bulur da moruk niye işimi zorlaştırıyorsun ki yani? Adam arıyorsun, doğru adresini öğreniyorsun, tekrar oraya gidiyorsun. Bir arka sokak oluyor, bir ön sokak oluyor, iki yan bina oluyor falan filan. Bir sürü var yani bunlardan. Aşağıdan kapıya basıyorsun, bekliyorsun, apartman kapısını açıyor. Sonra yukarı çıkıyorsun 3 kat 4 kat. Ya bir de yukarıda bekliyorsun daire kapısını açmasını. Habersiz gelmişsin sanki sürpriz yapmışsın gibi. Açıyor kapıyı diyor ki bir de dur ben kartımı getireyim. Yani özet geçecek olursak abi. Sıkıntıyı, problemi çıkaran insanlar. İşte trafikteki insanlar, sipariş veren insanlar. Fakat siparişim geç kaldı diyen aynı insanlar, kuryeler hızlı gidiyor, aralara giriyor diyenler aynı insanlar. Moruk, ne yapacağız? Ne yapalım yani? Var mı fikriniz var? Ne yapalım abi? İnsanların yani gerçekten bazı konularda, bu konudan bahsetmiyorum. Yani bu konu bir parçası. Anladın mı bahsedeceğim şey? Bazı konularda gerçekten eğitilmesi gerekiyor. Yani toplumsal konularda eğitilmesi gerekiyor. Eğitim sadece abi, matematik, fizik, cart, curt, tamam okey yani eyvallah bilim öğrensinler de yani toplumda insanların nasıl davranması gerektiğini de öğretilmesi gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? Yani sadece motosiklet için söylemiyorum. Bir restorana gittiğinde insanların garsona davranış şekli, garsonun sana davranış şekli. Yani hiç kimse hiçbir işi yapmak istemiyor. Tamam evet bunun sebebi ekonomik sıkıntılar. Yani aldığı para çünkü adamı tatmin etmiyor. Adam da o işi istemiyor. Eyvallah. Ama yani işte bu da diğer sıkıntıları ortaya çıkartıyor. Nasıl geldik bu konuya? Ne bileyim. Burası iki şeritli bir yol. Tamam sağ şeridin en sağını belediye otopark olarak almış. Bunlar ne abi o zaman? Bu nedir yani? Görüyor musun? Bak görüyor musun? Ben sağa döneceğim buradan. Bak burası müsait. Duba koymuşlar buraya buradan. Bir bakıyorsun. Adam park etmiş telefonla oynuyor arabanın. Aa, ne güzel İstanbul ya. Ha? Vallahi. Ne güzel Eskişehir yani. Bunlardan bahsediyorum. Bunlar kuryelerin yaşadığı sıkıntılar abi. Anladın mı? Bunlar arabaların da yaşadığı sıkıntılar. Fakat bu sıkıntıları çıkaranlar zaten arabacılar olduğu için çok umursamıyorum. Sonra bana niye aradan giriyor diyor derseniz eğer. Bakın abi yani bunlar yüzünden aralara giriyorum. Bunların vakit kaybettirdiği vakti kazanmaya çalışıyorum. Niye ters yöne giriyorsunuz derseniz. Bakın abi bu adamların kaybettirdiği zamanı ters yöne girerek kazanmaya çalışıyorum. Bu kadar basit bir olay yani. Yani anlayacağınız arkadaşlar bu işler biraz sıkıntılı işler. Aranızda kurye olmak isteyen varsa böyle eksilerini artılarını iyice bir tartıp ondan sonra bu işe girişmesi lazım. Ya çünkü her şey para değil. Tamam evet parası için bu işi yapıyoruz falan filan. Ama özellikle gıda sektöründe sadece kuryelik için değil gıda sektöründe saatler biraz çalışma saatleri biraz dandik oluyor. Yani nasıl? Abi yani herkesin eğlendiği saatte sen çalışıyorsun. Herkesin yemek saatinde sen çalışıyorsun. Herkesin boş vaktinde sen çalışıyorsun. Çünkü insanlar bellidir insanların kahvaltı vakti, öğlen yemeği vakti, akşam yemeği vakti. O saatlerde sen çalışıyor oluyorsun. Özel günlerde daha fazla çalışıyorsun. Maalesef bayramlarda çalışıyor oluyorsun. Gıda sektörü biraz böyle. Hizmet sektörü daha doğrusu. Direkt gıda sektörü üzerinden yürümeyelim. Hizmet sektörü birazcık böyle acımasız bir sektör yani. Hani benim motorum var veya ben motor alayım, bu işe başlayayım diyeceksiniz eğer. Eksilerini artılarını iyice bir bilmeniz gerekiyor. Ama iyice yani. İyice bir bakmanız lazım. Ya abartıldığı kadar tabii eksi yönü yok. Öyle öldüm bittim değil. Daha kötü şartlarda çalışanlar da var. Aslına bakarsan biraz da rahat bir iş. O neymiş lan öyle? Gördün mü arabayı? Aslına bakarsan biraz da rahat bir iş yani. Çünkü patronun yok. Dükkandan çıktıktan sonra hani çok fazla göz önünde olmadığın için sana çok karışan eden
kimse olmuyor. Bir restoranda çalıştığın zaman veya yani şefin, müdürün eğer senin yanındaysa, göz önündeysen, insanlar sana bir iş kitler biliyorsun. Yani kuryelikte öyle bir şey, iş kitleme diye bir durum olmuyor. Biraz daha rahat çalışıyorsun. Beden olarak yoruluyorsun ama öyle çok değil. Çünkü motosiklette hani ekstra bir efor sarf etmiyorsun. Sadece biraz dikkat gerektiriyor. Abi eminim arazide iyisindir ama şehir içinde yürümüyorsun be abi. Oğlum sıcaklık vuruyor arabadan yüzüme. Yanacak herhalde birazdan. Offroad işine çok aslında merak ediyorum ama girişme şansım olmadı. Ben de döneceğim sağdan da. Neyse boşver ya. Doldu zaten. Nedir abi eksileri? En baştan beri anlatıyoruz zaten eksilerini. Yani trafik. İnsanla uğraşmak çok zor. Kışın çok soğuk, yazın çok sıcak. Bu mevsimde çok iyi mesela. Bu mevsim, tam kuryelik yapılacak mevsim. Bu mevsimde de yağmur yağıyor. Yağmur daha büyük bir dert. Islanıyorsun. Onun dışında öyle çok hani öldüm bittim bir durumu yok. Kışın da yok aslında yani. Sağlam giyindikten sonra kıyafetin, ekipmanın eğer iyiyse okey yani. Olabilir ama pahalı bir iş. Şöyle pahalı. Motorcu kıyafetleri çok pahalı. Motorcu ekipmanı çok pahalı şeyler. Yani şu dandik eldivenler bile 500-600 lira. Motosiklet parçaları pahalı. Döviz de geliyor çünkü malum. Bakım işleri birazcık sıkıntılı. Motorunuzun hani birazcık iyi olması lazım. Kolay arıza vermemesi lazım. Onun dışında yani hasta olmamanız lazım abi. Çünkü özlük hakların yok. Özlük hakların olmadığı için hasta olsan, kaza yapsan, başına bir şey gelse rapor parası diye bir şey yok. Raporu alacaksın, evde yatıyorsun ve paran işlemiyor. Tazminatın yok. Yıllık iznin yok. Hafta sonu yok, hafta için yok. Yani bu abi işte hizmet sektörü parası dışında cezbeden çok bir şeyi yok ama işinden de sevmiyor değiliz. Çok bayıla bayıla da yapmıyoruz ama çok fazla sevdiğimizde söylenemez. Bütün kuryeler için geçerlidir. Sadece benim için değil. Yeni başlayan arkadaşların biraz hoşuna gider bu rahatlık. Onun dışında da bir rahatlığı var zaten yani. Onun dışında başka çok bir numarası yok. Yapılmaz mı? Yapılır abi. Yani zaten çok fazla yapan var. Çok fazla kurye var. Özellikle bu geçen sene özellikle kurye piyasasının fiyatları bir patladı, böyle bir şey oldu. Ondan sonra herkes kurye olmaya başladı. İş imkanı çok fazla. Tabii bu işte çalıştığınız yer de çok önemli. Çalıştığınız insanlar, beraber iş yaptığınız insanlar, çalıştığınız şirket, kime iş yaptığınız da çok önemli. Çalıştığın şirket önemli. Yani senin paranı zamanında veriyor mu, vermiyor mu, bunları araştırmak lazım. Kurumsaldan şaşmamak lazım en başta. Yani gidip dandik bir tantuncuda çalışırsan paramı vermediler diye ağlarsın 2 hafta sonra. Benim mahkemelik olduğum iş yeri bile var ve sigortalı çalışan olduğum halde paramı vermediler falan yani. Birçok insan var piyasada parasını alamayan. Kurumsal o yüzden iyidir. Faturanı kesiyorsun. Ne zaman paranın geleceği belli. Ne kadar geleceği belli. Tertemiz işine bakıyorsun yani de. Ama bu hızla hiçbir yere gidemeyiz abi. Hadi birazcık. Hadi be abicim, öldürdün bizi ya. Vallahi öldürdün bizi ya. Valla sabırlı olmanız lazım bu işi yapıyorsanız ayrıca. Çünkü trafik biraz sabır işidir. Trafik çok acayip bir şey abi bak. Yani herkes çok bencil araç kullanıyor. Yani buna bazı kuryeler de dahil. Bazı araba sürücüleri de dahil. Hani şey değil. Yani biz yapmıyoruz demiyoruz. Tabii yani bazı hatalar var. Başkasını
ilgilendirmiyordur, tehlikeye atmıyordur, engellemiyordur. Bazı hatalar var, kimseye bir zararın yoktur. Sadece kuralları çiğniyorsundur yani. İkisinde de ne tarafını seç. Motosiklet kullanmak çok tehlikeli. Özellikle şehir içi trafiğinde aşırı tehlikeli bir şey. Motosiklet kullanacaksan, bunu ben bir kanalda galiba Zafer Akçay'ın kanalında duymuştum. İşte, motosiklet kullanmak paranoyak işi abi. Zafer Akçay'ın kanalını bilmeyenler de ziyaret edebilir. Sürüş güvenliği hakkında çok acayip güzel bilgiler veren bir abimiz. Beni tanımıyordur büyük ihtimalle ama ben kendisini çok sıkı takip ediyorum. Bir gün tanışma fırsatımız olursa da zaten çok sevinirim yani. Motosiklet kullanmak abi paranoyak işidir. Yani her yerden her tehlikeyi bekleyeceksin. Önün, arkan, sağın, solun. Gözün sürekli aynalarında olacak. Gözün sürekli yolda, yayalarda olacak. Yandan gelen arabalarda olacak. Hani motosiklette her zaman söylerim yani. Haklı olman hiçbir şeyi değiştirmiyor. Motorcu adam haklı değildir abi. Motorcu adam yol hakkı gerçekler bunlar yani. Şimdi öyle olur mu, şöyle olur mu demeyin. Yol hakkı hiçbir zaman motosikletçide değildir. Yol hakkı her zaman kimin arabası büyükse ondadır yani. Maalesef öyle ama şimdi. Yapacak bir şey yok bu konuda. O yüzden sakin olacaksınız, temkinli olacaksınız. Yol vereceksin, geçecek. Normalde bu arkadaşların burada beklememesi gerekiyor. Devam etmesi lazım. Fakat döner kavşakta kuralların bilinmediği için insanlar ilerleyemiyorlar. Döner kavşakta, bakın döner kavşak kurallarını 50 tane sürücü toplayalım, şoför toplayalım, işte trafikte insan toplayalım. 25'i bilmiyorlar döner kavşak kurallarını. Zaten 2 tane kuralı var döner kavşağın. Birincisi solundakine yol vereceksin, ikincisi çıkarken sağ sinyalini vereceksin. Bu kadar basit, bitti gitti. Kuryelik biraz tehlikeli. Yani çünkü kaza riski, iş kazası olayı çok yüksek olan bir meslek. Ama bu iş sizde bitiyor. Temkinli olacaksınız, yol vereceksiniz. Ne dedik? Motorcu haklı değildir. Bu kadar basit. Yapacak bir şey yok. Böyle yani. Görünür olacaksınız abi trafikte. Görünmediğiniz anı bileceksiniz. Birisi fark etmiyorsa sizi fark etmediğinin farkında olacaksınız yani. Anladın mı? Adam yolun ortasında durup geri vites takıp üstünüze gelebilir. Bunun farkında olacaksınız. Anında reaksiyon gösterebileceksiniz. Etrafınızdaki sürücüleri anında uyarabileceksiniz yani. Bu kıvamda olmanız lazım. Ve bunlara bir de sinirlenmemeniz lazım. Motorcu olacaksınız yani. Kurye olacaksınız. Trafikte motor kullanacaksınız. Ya bu işin gerçekleri bunlar. Yani özetle hanımlar beyler, bu YouTube'da, Instagram'da gördüğünüz o kurye şeyleri var ya, yok kuryeler şu kadar kazanıyor, kuryeler bu kadar saat yok. Onlara çok inanmayın. Yani şartlar çok farklı. Şehirden şehire çok farklı. İşten işe, şirketten şirkete çok farklı çalışma şartları var. O yüzden aslında zaten yani internette gördüğünüz çoğu şeye inanmayın. Abi Instagram'da geziyorum. Adam, ya konumuzla alakası yok ama sihirli kutu mu ne bir şey varmış AliExpress'te. Ondan sipariş eden bir tane lavuk var, sürekli sipariş veriyor. Muş daha doğrusu, sipariş veriyormuş. Yani biz tabi sipariş veriş anına hiçbir zaman tanıklık edemedik ama içinden İşte bir tane iPad çıkıyor, bir tane MacBook çıkıyor, bir tane iPhone çıkıyor. Neymiş lan bu böyle? Hayrat mı? Hayrat mı oğlum bu? Öyle bir kutu mu var ya? Ya var öyle kutu da içinden o kadar çok şey çıkmıyormuş ona. Yani gerçek videoları da var. Adam bir tanesine şey çıkıyor. Yani cep telefonu LCD panel çıkıyor yani. Anladın mı? Böyle şeyler aslında onlar. Adam işine yaramayan malzemeleri dolduruyor kutuya, sana gönderiyor. 300 liraya sipariş vermiş, içinden 20 tane MacBook Pro çıkmış. Aynen moruk. Ev çıkan varmış mesela. Ev çıkmış adam. Kutudan ev çıkmış. Duplex. Değil mi? Abart yani. Ya şu havalar düzelse de bir kaçsak sağa sola ya. Yani böyle gezmek istiyorum. Video çekmek istiyorum. Bir içerik var kafamda. Onu yapmak istiyorum. Uzun yola gideceğiz arkadaşlar.
bu gördüğünüz motosikletle daha önce gittik. Fakat maalesef bunu kimse göremedi. Bu sefer bunu yayınlayarak gideceğiz. İnşallah bir terslik olmazsa. Daha farklı içerik fikirleri de var kafamda. Bunları görmek istiyorsanız ve bana destek olmak isterseniz arkadaşlar, kanala abone olabilirsiniz. Umarım hep birlikte daha güzel, daha büyük bir topluluk haline gelebiliriz. Abi bu yollar gerçekten motoru mahvetti ya. Baksana şuraya. Takır tukur. Yani bizimki gibi küçük tekerli motosikletler için ya bu nereye park etmiş acaba ya? İşkence şu yollar. Çünkü bütün vidalarımız gevşedi. Bugün de akşam oldu vallahi. Bu bölgede trafikte dikkat etmeniz gereken saatler yani. Burası böyle değişik tiplerle dolu bir yer. Şurada hemen Barlar Sokağı var arka tarafta. Burada nasıl kornaymış o ya? Her zaman ya günün her saatinde nasıl aynı bölgede trafik olabilir? Gerçekten garip. Çok garip. Her saatte trafik yoğun şurada. Ne oluyor lan orada? Ha, olay mı var? Biz geçebiliyor muyuz? Neymiş ki yani böyle? Değişik. Serseri serbest bunlar hep. Hanımlar beyler, bugünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni desteklemek için kanala abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.